وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ Batılla mücadele ediyorsunuz. Batıl ile. O batıl ile ettiğiniz mücadele var ya. Emin olun tarikat-ı aliye girip bir ulu zattan terbiye almayan herkes maalesef çoğu zaman hak söylediğini zannedecek ama batıl sözler dilinden dökülecek yani. Müslümanların çoğunda bu var. Hatta ve hatta hocayım diyenlerde bile bu var yani. Nefsi terbiyeye girmedikten sonra sen eline hani Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: Bir ilim öğrenmiş ki peşinden cehalet yok diyor efendimiz. Hakiki ilmi anlatırken öyle bir ilim ki peşinden cehalet gelmez. Hakiki ilmi anlatırken e kim bu? Kitap ilmi değil bu arkadaş. Kitap ilmi okuyan çoğu insanlar var. Yaş bir vakte geldikten sonra her şeyi unutuyorlar. Kalp ilmi bu. Bu Allah katından kalbe dökülen ilim. Onu kimse unutmaz. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'ne bir gün ziyaret etmiştik de. Mübarek şöyle buyurdu. İşte medrese talebe okutuyoruz falan sohbetleri geçince. Bir hoca efendi geldi bize. Senelerce diyor talebe okutmuş. Yaşı da kemale ermiş artık geldi bizim huzurumuza dedi ki okuduk, okuttuk, unuttuk demiş. <laughs> bir dalda üç guk yapmışız diyor bütün ömür boyunca. <laughs> okuduk, okuttuk, unuttuk. Onun için Sultan Bayezid Bestami Hazretleri öyle buyuruyor. Tekrar edilmeyince unutulacak ilmi neyleyim? Bize hak katından kalbe dökülen o ulu ilim lazım. Ledun ilmi lazım bize. Öyle ki ne unutulur ne bir şey, ne azalır, devamlı çoğalır. Devamlı çoğalır. O ilim işte. O harika ilim kalpleri ayakta tutuyor. Şeytanın vesveselerini set çekiyor yani. O ilme erebildik mi biz? Henüz eremedik. O zaman o ilme ermişe kalbimizi bağlayacağız ki kalbimize şeytan müdahale etmesin. Ama ne yapıyor insan? Yok, ben öyle bir şey yapamam. Benim aklım yeter, fikrim yeter. İşte o aklım, fikrim yeter dediğin var ya, sen çoğu zaman Allah'ın ayetlerini tartışmaya açıyorsun. Allah muhafaza buyursun. Anlamıyorsun bile. Günde kaç kere dinden çıkıyorsun fark etmiyorsun bile. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdular. Ahir zamanda insanların imanları kuş gibi olacak. Sabah Müslüman, akşam kafir. Akşam Müslüman, sabah kafir. Allah muhafaza buyursun. Öyle çıkacaklar dinden diyor. Amenna ve saddakna semi'na ve ata'na'yı unutacak herkes. Allah bir imtihan gönderdiyse ona sabretmek gerek. Unutacak. İlahi ezeli takdir var. Onun önünde hiçbir şey yok. Ona karşı koyabilecek hiçbir şey de yok. Unutuyor insan. Her şeyin suçunu birisine yüklemeye çalışıyor. Resul-i Ekrem'in şu söylediği hadis-i şerife bakın diyor ki gökten Cebrail inip dua etse İsrafille birlikte Mikail de ona katılsa hatta ben de dua etsem diyor Allah kiminle yazdıysa onunla evleneceksin kimse değiştiremez. Bak Cebrail, Mikail, İsrafil hatta ben de katılsam o duaya diyor. Allah kiminle yazdıysa onunla evleneceksin. Bitti. Bizim insanımız iki insanı böyle birleştirmek için uğraşan ki bu bir şeydir, güzel bir şeydir yani. Çöp çatanlık yapma derler. Çoğu insanlar da tanıştıracakları vakitte derler ki ya işte sonradan kötü çıkar, başım belaya girer durmadan bana yüklenir falan. Niye sen beni tanıştırdın? Senin yüzden oldu diye. Gerçekten öyle çünkü başına insan ne kötü gelirse gelsin demiyor ya. Takdir ilahi böyle düştü arkadaş, imtihanımız da böyleymiş bizim. Yaşayacağız yani. Bu imtihana sabredeceğiz yani. Demiyor, diyemiyor yani. Rasulü Ekrem'in çoğu anlatılarını, öğretilerini kabul de etmiyor, edemiyor. Her suçu birisine yüklemeye çalışıyor. Hayır. Allah'ın takdiri böyle. Bu imtihana sabredeceğiz. Rabbimiz böyle nasip buyurdu Celle Celaluhu. Biz de böyle yürüyeceğiz. Diyecek insan ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri ne güzel söylüyor hastalık üzerine geldiği zaman diyor şifayı ille de şafa, şifa gelsin ille de şifa, böyle aşırı bir şekilde isteme diyor belki şifa gelince hastayken kadar kulluğunu yapamayacaksın fakirlik geldi ille de zengin olayım bastırma diyor ya belki fakirken yaptığın kulluğu zenginken yapamayacaksın yani Allah'ın Celle Celaluhu takdirine rıza göster İlle de o takdir başımdan gitsin deme. Daha beteri başına gelebilir sonra. Allah muhafaza buyursun. Celle celaluhu. Onun için, onun için itiraz etmeye gerek yok. Kavgalaşmaya gerek yok. Rabbimizin yolunda istemediğimiz şeyler önümüze çıktıysa bugün sabretme günümüz deyip tahammül etmeliyiz. Suçu insanlara yıkmakla insan bir yere varamaz. ...varamaz... ...sen Allah'ın takdirini mi ...Allah böyle takdir eylemiş... ...Sübhane ve Teala... ...ama ne diyorsun... ...nasıl diyorsun... ...kime kabul ettiriyorsun... ...eskiden bir Firavun varmış... ...bir de Nemrut varmış... ...koskoca devrinde... ...Firavun devrine bir Firavun var... ...Nemrut'un devrine bir Nemrut var... <laughs> ...bugün herkes Firavun olmuş... ...herkes Nemrut olmuş... ...herkes işte dediğim gibi... ...ayeti kerimeleri tartışabiliyor... Herkes Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini tartışmaya açabiliyor. Kabul etmiyor yani. Ne söylesen, ne yapsan kabul ettiremiyorsun. İslam'ı doğru bir şekilde anlattığın zaman senden kötüsü olmuyor. Batıl bir şekilde anlatsın hoşlarına gidecek. Ama bu İslam değil ki. Bu sizin keyfinize göre konuşmak. Başka bir şey değil yani.